İyi akşamlar, merhaba dostlar. Bu akşam yine birlikteyiz. Çok çok özel bir konuğumuz olacak. Sürpriz. Bekliyorum şimdi katılmasını. Hemen yayına alacağım. Gururumuz, bize çok güzel duygular yaşatan, çok özel, çok yetenekli, güzel bir duruşa sahip olan sporcumuz gelecek. Bakalım bağlanacak şimdi. Ben de hemen yayını alacağım. Evet. Meryem'i bekliyorum. Gururumuz, Meryem Bozumuz canlı yayına gelecek şimdi. Evet, herkes iyidir umarım. Sağlığınız yerinde, keyfiniz yerinde. Çok güzel yine doğal sohbetler yapacağız. Dün Neslihan'la beraberdik. Çok keyifli uyudum ben de. Onunla çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Evden eve sohbet. Bu şekilde böyle bir sohbet yapacağız. Zannediyorum o da bağlanmak için uğraşıyor şu anda. Bekliyorum. Ne güzel böyle gururumuz, kızlarımız var, filenin sultanları bize çok büyük gurur yaşatıyor. Çok güzel başarıları var. Hepimiz onlarla onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Böyle gençlerin olması ne kadar güzel. Türk sporu için de çok büyük, büyük değer. Biz de kulübümüzde böyle güzel çocuklar yetiştiriyoruz. Evet, şimdi bağlanacağız. Evet, şimdi davet ettim. Bağlanacak birazdan. Evet. Evet, bir sıkıntı yok. Bağlanmak üzere. Sizler iyisiniz umarım. Bugün yine keyifli bir sohbet yapacağız. Merhaba Meryem. Merhaba Semra Hocam, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için. Biliyorum çok yoğunsun bu aralar. Çok güzel. Ne demek, rica ederim. Çok güzel işler peşindesin ama o kadar çok seviliyorsun ki. Dün de Neslihan'la bunu konuştuk. Dedim ki ya hayatın anlamı ne? Bu sevgi, bu büyük sevgi size ne hissettiriyor? Şu anda bütün fanlar katıldı. Tek tek isimlerini sayacağım. Önce nasılsın diye bir sorayım. Çok gülüyorsun. Keyfin yerinde, sağlığın yerinde umarım. İyiyim. Artık dışarıya çıkmaya başladık. Akademiyle alakalı birazcık çalışmalara yoğunlaştım. O yüzden mutluyum, keyifliyim. Ne güzel, harika. Şimdi başlamadan önce dedim ki merhaba, iyi akşamlar. Şimdi gururumuz, Meryem Bozumuz gelecek. Bize bu kadar güzel gururlar, onurlar yaşattınız. Yani kalp krizleri geçirttirdiniz. Ama sonuçta o kadar güzel bir set vardı ki. Gerçekten o Polonya maçının 4. setinden sağlıklı çıkanları kutluyorum. Tabii çok güzel bir duygu bu. Sonu güzel olması hepimizi tekrar sağlığımıza kavuşturdu. Meryem'cim, şu anda Üsbet Şirketler Grubu, UPS Şirketler Grubu, bizim kulübümüzün Üsbet Spor ve Kültür Kulübü'nün tüm sporcuları, aileleri ve İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Cerrahpaşa tüm öğrencileri, dekanımız, rektör yardımcısı, herkes seni dinlemek istediler. Federasyon başkanımızda da bir yayın yaptık. Çok sıcacık, çok Akif Başkan baba gibi. Evet, biz de Akif Baba diyoruz. Ya ne güzel, harika bir aile. Ne güzel. Seninle de böyle bunu taçlandıralım, konuşalım. Seni örnek alan, idol alan sporcularımız var. Senin o afişte gördüğün gibi bilmediğimiz yönlerini anlat bize. Meryem Boz'u evet görüyoruz, savaşçı, güzel bir sporcu. Hiç pes etmiyor.
her atılan topu mutlaka canla başla öldürmek için uğraşıyor. 36 sayı alabiliyor. Böyle. Ama normal hayatında Meryem Boz nasıl? Biraz bize kendinden böyle doğal başlangıcı voleybol hayatına nasıl girdi? Bir başlayıp anlatırsan böyle seni keyifle dinleriz biz de. Tekrar yayınımıza hoş geldin. Seni dinliyorum. Hoş bulduk. Polonya maçı demişken evet hakikaten o gece herkesin yüreği ağzında izledi galiba. Bütün maç boyunca kimse oturmadı diye düşünüyorum. Ama çok şükür kazanmayı bildik. O yüzden herkes hala bunu konuşabiliyor. Herkes çok mutlu olimpiyatlara gidebileceğimiz için. Voleybol dışında aslında öyle sakin. Ailemle ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seven biriyim. Mesela bugün uzun süreden sonra ormana gidebildik. Böyle kamping alanı gibi. Orada vakit geçirdik bütün aile. Çok keyifliydi. Bu pandemi sürecinde de zaten evde kalmak zorundaydık. Voleyboldan çok uzak kaldık. Mesela voleybolu çok özledim. Voleybol zaten çok seviyordum, onu biliyordum. Ama bir kez daha sağ olsun bize hatırlatmış oldu fazlasıyla. Hasret kaldık diyebilirim. Normalde de sakin bir insanım ama tabii ki yapmak istediğim bir şey varsa, bir iş varsa voleybol dışında onu da hep layığıyla yapmaya çalışırım. Ama tabii ki voleybol sahasındaki gibi agresif ve hırslı değilim. Dışarıda çok hırsları olan da bir insan değilim. Çünkü voleybol sahasında sonradan maçları izlediğim zaman diyorum ki bunu ben mi yaptım? Yani hani orada sayı aldıktan sonra bağırıp işte sahayı dolanmak falan. Yani içimizden başka bir şey çıkıyor. Bence o sporun verdiği enerji, hırs diye düşünüyorum. Evet, bu savaşçı ruhundan kaynaklanabilir. Çünkü yaptığın işe yansıtıyorsun onu. Pes etmeyen bir karakterin mi var? Ben senin kova burcu olduğunu biliyorum. Bilmiyorum burçlara inanıyor musun ama kovalarla çok iyi anlaşırım, çok severim, çok farklı olurlar. Yürekleri çok güzel olur bir kere. Yumuşacık böyle. Ya, teşekkürler. Hep kızmazlar, kin duymazlar, hep böyle sevecen olurlar. Sen de öyle misin? Evet, ben hemen sinirlenen bir tip değilim. Daha çok sakin kalabilmeyi iyi becerebiliyorum. Hem voleybolda hem normal hayatımda. Normal hayatımda daha sabırlıyım. Voleybolda sabırsızım bence. Evet, yani kovanın özelliklerini belki biraz taşıyor olabilirim. İşte hani sakin, soğukkanlı, cool... karakterlerini taşıyor olabilirim. Onun dışında ne özellikleri var bilmiyorum. Çok da takip etmiyorum açıkçası. Evet, ben de çok etki altında kalmıyorum ama yine de o yıldız özellikleri var sende. Çünkü hep derler ki kovadan ya dahiler çıkar ya çılgınlar çıkar. Benim erkek kardeşim kova ve müthiş bir çocuk. Yani sevmeyen yok onu. Çok sevecen, asla kimsenin kalbini kırmayan, pamuk gibi bir kalbi var. O yüzden senin de öyle olduğunu biliyorum ben, duyuyorum, dedikodunu yapıyorum ben arkada. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hakikaten o saçlarına bayılıyorum mesela. O mavi saçlar bir insana bu kadar mı karizma katar? Ya, sağ olun. Oldu da sen öyle bir şey yaptın. Çok mu seviyorsun maviyi? Yani aslında 6-7 sene önce böyle antrenmandan çıktık, arkadaşlarımla oturuyordum. Yani dedim bir hani bir tutam bir mavi atayım, acaba nasıl olur falan. Herkes böyle yok artık, olmaz falan dediler. Yok ya bir atayım falan. Söyledim ve gittim yaptırdım. Herkes daha çok yakışmış. Sonra ertesi yıl birazcık daha, ertesi yıl birazcık daha derken 6 ve 7. yılın sonunda saçımın yarısı mavi oldu. Yani yakıştığını düşünüyorum. Değişik bir hoşuma gidiyor yani. Ya gerçekten değişik, sıra dışı ve güzel. Ben de mor severim. Mavi çok ne, severim. Ne güzel. Evet evet yani kırmızı beyaz zaten sevmemek mümkün. O al yıldızı bayram. Sevmemek mümkün değil. Hepimiz kırmızı beyazlık siz oynarken. Hele o Almanya'ya yenilip ondan sonraki aşamalar bizi hep böyle ekrana kilitledi. Ve bütün ev halkının duasını alıyorsunuz. Yani bütün insanlar size dualarla böyle oturup maçı izliyorlar. Masaların altına girenler var mesela. Heyecandan o kadar o resimleri ben sana sonra gönderirim. O yüzden neler yapıyorsunuz? Bu ülkede bütün insanların yüreğine dokundunuz. Bir kere daha teşekkür ediyorum herkes adına. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Türk kadınının en iyi teşekkürler.
Ve saçın hangi renkte olursa olsun sana yakışacaktır eminim. Ama ona cesaret Çok sağ olun. ediyorlar. Demek ki senin öyle cesursun da böyle bir şey deneme Evet. cesaretin var, öyle mi? Başka ne? Evet öyle. Evet, söyle canım. Yani cesurum. Bir de yakışmazsa ne olur en kötü? Eskiye dönerim ya da keserim. Hani çok da şey değil. Önemli olan ben aynaya baktığımda seviyorsam. Çok da gerisi teferruat yani. Çok da önemli değil bence. Harika. Peki maçlara çıkarken özel bir uğurun, duan ya da yaptığın herhangi bir şey var mı? Totemin var mı? Ben çok güzel arkadaş totem uygulayıcısıyım. Benim yok. Benim yok ama takım arkadaşlarımın yani her gittiğim takımda ya da mil takımdaki arkadaşlarımın mutlaka totemleri oluyor. Yani hani insanlar onları yapınca mutlu oluyorlar. Ve benim üstüme de düşen bir şey varsa onlarla alakalı onlara yardımcı oluyorum. Yani üstüme düşenin görevi yerine getirmeye çalışıyorum. Benim özellikle yaptığım bir şey yok. Rutin. Maçtan önce müzik dinliyorum. Birkaç defa işte taktiklere bakıyorum. Tekrar ediyorum. Sıradan, klasik şeyler yani. Böyle ekstra bir şeyim yok yani. Peki Meryemciğim, müzik, ne tür müzikler seviyorsun? Neler dinliyorsun? Şimdi birazcık hard rock seviyorum. Yerine göre Türk sanat müziği seviyorum. Yani aslında bütün tarzları seviyorum ama birazcık da ben de sanırım rock kısmı şey ağır basıyor. Ne güzel. Peki takım arkadaşın Simge Şebnem Aköz'e çok mu şarkı söyletiyorsunuz? Dinlenirken ya da sesi çok güzel biliyorsun. Evet Seni evet motivasyon ediyor. Simge'nin sesi çok güzel. Sağ olsun hiç bizi kırmaz yani. Maça giderken, maçtan dönüşte, soyunma odasında Simge'ye deriz bir şarkı söyle dinleyelim. Hakikaten sesi de çok güzel. Çok da keyif veriyor. Sonra hep beraber söylemeye başlıyoruz zaten. Enerji veriyor takıma. Ay, çok güzel bence bu. Çok güzel. Ben de Simge'yi hep sahneye atardım. Kızım voleybolu çok bizden yetişme Simge. Çok da severim, benim öz kızım gibi. Sahneye atardım. Voleybolu olmazsa kafe çıkartacağım sana derdim. Derdi bana. Kesinlikle o kadar güzel bence Çok, yani. çok, çok. Hatta bazen böyle sıkılınca söyletiyorum ona Meryem. Gerçekten söyletiyorum. Sana bir burada açıklayacağım. Şu anda antrenörün olan Alper abinin de sesi müthiş güzeldir. Bilmiyorum Evet. ama söyledi mi size? Yani Bilmiyorum ama söylemiyor. yok bize söylemedi ama mırıldanırken biz duyuyoruz. Onun sesi de güzel. Evet, harika bir ses. Türkü söylemeyi seviyor. Yani mırıldanıyor. Biz Evet. yanından geçiyorsak şans eseri Evet. şey yapıyoruz, duyuyoruz. Özellikle Evet. söylemiyor Alper abi. Evet, benim babamın sesi çok güzeldir. O da dedesine çekmiş sesi herhalde büyük ihtimalle. Ona da ben söyletmek istiyorum ama çok inatçı söylemiyor. Ben şöyle bir şeyden çok mutlu oldum. Birkaç gün önce Hürriyet gazetesinde tam sayfa bir haber vardı. Meryem Boz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı biliyorsun, çok önemli bir kadın ve çok güzel işler. Evet. Topuklu Efe diye de bir lakabı var. O kadar güzel seni anlatmış ki bu bana çok özel bir gurur verdi. Neden? Çünkü kadınlar her yerde olmalı Meryemciğim. Yani siz çok önemlisiniz. Kadınların yarınlarda kadınlara ihtiyacımız var dedik ya. Her yerde federasyon başkanı, spor bakanı, milli eğitim bakanı ya da işte bir ilde o voleybolu sevdirmek, bak sana böyle bir misyon yüklenmiş. Aydın ili senin sayende voleybolu ne kadar ön plana alıyor. Bir belediye başkanı diyor ki Meryem'in müthiş bir katkısı var buna. Bu konuda ne diyeceksin? Duyguların ne? Şöyle, ben ilk Aydın Büyükşehir Belediyesi ile imzalamaya gittiğim zaman Özlem Çerçioğlu ile tanıştım. Hakikaten lakabı gibi Topuklu Efe. Çok güçlü bir kadın. Yani o kadar gurur duydum ki tanıştığımda. Tecrübeleri, sohbeti inanılmazdı. Onun gibi nasıl tecrübeli bir kadından ve güçlü bir kadından böyle şeyler duymak beni çok onura etti. Yani çok gurur verdi. Yine Polat Başkanımız var yardımcısı. Ya hepsinin karakterler o kadar farklı ki, o kadar farklı şeyler öğrenebiliyoruz ki çok güzel hepsiyle sohbet edebiliyoruz. Yine İbrahim Başkanımız var. Ya Evet. hepsi o kadar değişik
Yani hobileri var. Onları öğreniyorsunuz. Çünkü aile gibiyiz biz orada. Yani başkan sporcu değil de yani kardeş abla, kardeş abi ilişkisi gibi aslına bakarsanız. Çok da mütevazı insanlar ve spora o kadar önem veriyorlar ki. Röportajında ben spor soyunma odasına girmem diyor. Hakikaten bir kere bile girmedi yani. Ve biz maçı kazansak da kaybetsek de o kadar pozitif bir insan ki yani biz üzüldüğümüzde gelip bizim hani yüzümüzü kaldırıp ya olsun çocuklar hani bir dahaki maça hani bir dahaki maçı alırsınız hani bir dahaki maç iyi oynarsınız. Çok bizimle böyle motive edici konuşmalar da yapıyor. Harika. Ben çok gurur duydum yani. Çok da seviyorum kendisini ayrıca. Harika. Ben de çok mutlu oldum. O tam sayfa haberi gördüğümde, senin adını okuduğumda ne kadar güzel, çağdaş bir Türk genç kızı, Atatürk kızı orada bütün herkese bu voleybol sporunun ne kadar önemli olduğunu, sporun hayatımızda ne kadar önemli olduğunu Aydın ilinde sevdiriyorsunuz ve zannediyorum tribün de çok dolu oluyor bütün maçınızda. Taraftar da çok Şöyle, sizi seviyor. ben de hiç boş koltuk kalmıyor hiç yani hep full oynuyoruz yani maçın önemi yeri saati hiç önemli değil hep destekliyorlar ya hep arkamızdalar ve bilinçli voleybol seyircisi yani hiç böyle rakip takıma dahi kötü bir sloganlarını ben hiç duymadım sayı alındığı zaman iki tarafı da alkışlıyorlar. Tabii ki bizim tarafa daha fazla destek vermediler. Tabii ki bizim alkışlarımız daha yüksek oluyor. Bizim için bence büyük bir güç yani. Çünkü ben Aydın'a karşı oynarken de gittiğimde çok büyük keyif almıştım. Yani ben genelde şeyi almam. Hani rakip takımın seyircisi alkışladıkça ben onu sanki bana alkışlıyorlarmış gibi hissederim. Kendimi öyle motive ederim. Gerçekten çok büyük bir seyircisi var ve hepsi çok bilinçliler bana göre. Harika, ne güzel bir motivasyon yapmışsın kendine. Bütün alkışlar tabii ki kendi sana geliyor gibi düşünmek Evet. güzel bir motivasyon. Tabii adı gibi Aydın bir şehir. Hem yemekleri lezzetli. Ben de konferansa gelmiştim Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu'yla. Hemen hemen 1.000 kişiye yakın dinlediler bizi. Spor Bilimleri Fakültesi'nde çok güzel Güneş gibi bir akademisyen var. Belediye başkanımızla tanıştık. Çok güzel ağırladılar. Harikalar. Ben de çok sevdim Aydın'daki bütün yiyeceklerini de çok sevdim. Sen de herhalde yemeği seviyorsundur, değil mi? Damak lezzetin Eskişehirli olduğun için herhalde çok gelişmiştir. Evet. Biraz da oradan bahsedelim. Yemek pişirmeyi mi, yemeği mi daha çok seviyorsun? İkisi de keyifli bence. Ama daha çok sebze ağırlıklı yemeği seviyorum ben. Sebzeciyim. Yani hep sebze olsun yerim. Yani voleybol hayatım bittikten sonra sanırım et yemi çok aza indiririm diye düşünüyorum. Çünkü sebzeyi gerçekten zeytinyağlıları çok seviyorum. Aydın'da da bu arada çok yani bizim oturduğumuz mevkiden dolayı mı bilemiyorum ama sebzesi, meyvesi ve şey oralarda da yetiştiği için sanırım hep çok doğal ve lezzetli oluyor yani o yüzden çok şanslıyız bence. Evet, tam sporcu için inanılmaz güzel bir beslenme türü. Orada da zeytinyağsız zeytini ve ağırları harika. Yani bilemiyorum ama. Evet, kesinlikle. Peki Eskişehir'de de haşhaşlı çörekler, çiğ börekler, çok güzel yemekleri var Eskişehir'in. Eskişehir doğumlusun. Biraz da memleketinden bahsedelim mi? Orada başladın voleybola ve seni ilk kim başlattı voleybola? Nasıl oldu başlangıç? Yani bence tesadüf oldu diye düşünüyorum. Çünkü ben masa tenisiyle başladım spora. Beden eğitimi öğretmenimin işte yönlendirmesiyle masa tenisi oynuyordum ben. Sonra yaşıtlarımdan boyum biraz uzun olunca spora da yeteneğim vardı. Masa tenisini güzel oynuyordum. Sonra beden eğitimi öğretmenim gün dedi ki Meryemciğim voleybol oynamak ister misin? Özlem hocam. Onun da kulaklarını buradan çınlatayım. Oynarım dedim. Yani hani bana spor olsun fark etmez. Hani o an futbol oynar mısın Meryemciğim deseydi oynarım diyecektim muhtemelen. Yani bence tamamen doğru yönlendirme olmuş. Şanslıyım bence. Belki bilmeden, belki bilerek. Tamamen tesadüfen onun yönlendirmesiyle voleybola başladım. Bir yıl sonra da zaten İller Bankası'na
fiziksel olarak diğer yaşıtlarımdan uzun olduğum için yetenek olarak değil ama fiziksel şeyimle, boyumun uzunluğuyla İller Bankası'na transfer oldum. Sonra bütün altyapım 8 yılın İller Bankası'nda geçti. Ve çok da verimli geçti bence. Çünkü o dönemden yetişen hemen hemen bütün arkadaşlarım bir yerlerde oynuyorlar. Yücel abinin çok büyük payı var bizim Evet, üzerimizde. Yücel Sevim'de. Atilla abimiz var. Atilla abinin çok büyük emeği var. O dönemden Sevinç hocamız vardı, kondisyonerimiz. Onların bence çok büyük emekleri var. Benim ve diğer oynamaya devam eden arkadaşlarımın üstünde. Eskişehir'in yemekleri çiğ börek kesinlikle yani. Bayılıyorum ama çok yağlı. Benim midem birazcık mahvediyor o ya. O yüzden az yemeye çalışıyorum ama tabii insan dayanamıyor. Haşhaşlı yine söylediğiniz çöreğimiz var. Çok efsane. Burada güzel yapan yerler var. Benim annem, ablam da çok güzel yapar ayrıca çiğ börek ve haşhaş çöreği. Sonra Eskişehir'le ben çok gurur duyuyorum gerçekten. Çünkü çok büyük bir gelişme var bence. Şu an gelseniz şöyle bir caddeye baksanız sanki kendinizi, yani böyle bir benzetme yapmak istemiyorum aslında ülkemizde. tabii. Hani Avrupa sokaklarına benzeteceğim ama böyle bir benzetme yapmak da istemiyorum açıkçası. Çok düzenli, temiz, sokak hayvanlarına çok önem veriliyor. Yani işte burada huzur evine, çocuk esirgeme kurumuna falan gittim. O kadar düzenli, o kadar bakımlı. Herkese çok değer veriyorlar. Ya yani insana değer veriyorlar bir kere. Evet. O yüzden ben Eskişehir'le çok büyük gurur duyuyorum ve her geldiğimde de diyorum ki ya iyi ki Eskişehirliyim ya. İyi ki Ya. yani canım memleketim diyorum. Ya mutlaka ülkenin her şehrinde bunlar çok önemlidir. Ama insan hani kendi şehrinde görünce yani burada doğup büyüyünce ekstra bir onur yani gurur duyuyor. Meryemcim, sana çok katılıyorum. Eskişehir hakikaten çok güzel bir şehir. Orada da konferansa geldik, Spor Bilimleri Fakültesi'nde. Bir kere inanılmaz öğrenci kaynıyor. Çok medeni bir şehir, kampa geldik. Evet. Her şeyiyle çok güzel. Yiyeceği, içeceği, insani oluşumlar. Bu arada tabii iyi yönetiliyor. Çok örnek, dünyaya örnek bir şehir. Ve oradan çok güzel Evet, kesinlikle. sporcular da yetişiyor. Çok güzel bilim insanları da yetişiyor, sanatçılar da. Çünkü öyle özgürlük katan insanın ruhuna, hani renkli ruhlar var Evet. orada. Şöyle, senin de orada önemli bir şey diye biliyorum. Senin bir balmumu heykelin mi yapılacakmış? Doğru mu bu duyduğum şey? Ne güzel bir Evet heykel. doğru. Evet. Ne güzel, Evet. harika. Ne hissettirdi bu sana? Yılmaz. Evet. Yani ilk Yılmaz Büyükerşen beni aradığında ya zaten biz ona şehir olarak hayranız yani. Ben çocukluğumdan beri Yılmaz Büyükerşen'e hayranım. Yaptıkları işlerden, karakterinden, güzel kalbinden dolayı ben İnsan olarak da onu çok seviyorum. Beni hem tebrik etmek için aradığında hem de Meryemciğim böyle bir şey düşünüyoruz biz. Böyle bir şey yapacağız dediğinde ya gerçekten yani inanamadım tabii ki bir ilk önce. Yani çok onur gurur duydum. Sonuçta hani artık orada hani çok fazla değerli insanın balmumu heykeli var ve ben de bir köşede olacağım. Yani bilmiyorum ki nasıl hissetmeli insan. Yani ilk defa böyle bir şey olacak. Sanırım spor camiasında da ilk defa böyle bir şey olacak. Çok gurur verici bir şey bence. Yılmaz Büyükerşen deyince tabii hepimiz duruyoruz, saygıyla duruyoruz. Yanında hazır ola geçiyoruz. Bu kadar özel bir duruş, bu kadar güzel projeler falan. İnsana değer veren bir o kadar mütevazi. Bu nedenle Evet. genç yaşta böyle bir şeyin yapılması bence çok kıymetli. Sen de bunu hak ettin. Elbette hak ettin. Ama bunu düşünen insanlara da tebrik etmek lazım. Geçmişe döndün, Kesinlikle. öğretmenlerini başlatan öğretmenlerine, antrenörle Yücel'i ben de iyi tanırım. Çok kıymetlidir. Seni tanıyorum aşağı yukarı. Çok kıymetliler hepsi. İşte böyle insanlar var ve sizin gibi özel değerlere sahip çıkılıyor ve sen de Türk milletini tüm dünyada temsil ediyorsun. Yurt dışında bizi temsil ettiğinde, Türk kızlarını temsil ettiğinde neler yaşadın? Zorluklar yaşadın mı? Ya da iyi mi oldu oraya gitmen, yurt dışına açılman senin için? Oradan da biraz bahsedelim.
Bence her sporcunun gitmesi gerekiyor. Çünkü burada bizim yabancı oyuncularımızın nelerle karşılaşabileceğini gittiğimizde daha iyi anlayabiliyoruz. Mesela ben oraya gittiğimde benim oturduğum muhitte çok fazla İngilizce bilmiyorlardı. Ben de Polak dilini bilmiyordum. Mesela 2 saat taksi bekledim İngilizce anlaşamadığımız için sokaktan geçerken. Çünkü hani Türkiye'deki gibi böyle elinizi kaldırıp ya tane taksi bineceğim falan yapamıyorsunuz. Arayıp çağırmanız gerekiyor yani. Ne kadar hani tabii ki zorluklar çektim ama çok şanslıydım ki takım arkadaşlarımın hepsi çok tatlı ve yardımseverlerdi. O konuda zorluk çekmedim. Biraz dil konusunda şehir tam olarak yani hemen hemen bütün şehir çok iyi İngilizce bilmiyordu. Onda biraz zorluk çektim ama sonra onu da çözdüm yani. Çok keyifliydi ve Türkiye'ye döndükten sonra şimdi takımdaki yabancı oyuncuların ilk yardımcısı benimdir yani. Çünkü hani bir şeye ihtiyacınız var mı? Markete gitmek istiyor musunuz? Hani tatil gününde bir yeri gezmek ister misin? Sürekli hani yardımcı oluyorum. Çünkü orada beni hiç yalnız bırakmadı takım arkadaşlarım. Her tatil günümde başka biri benimle bir aktivite yaptı. Çok şanslıydım o yüzden. Şimdi de onları çok iyi anladığım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çok derin bir empati yapıyorsun arkadaşlarına. Bu ne kadar önemli Evet. dostluk. Ben de geçen yıl Macaristan Budapeşte'de dünya kariyer dalında şeref diplomasına layık görüldüm. Orada bir Türk kadını Aa, olarak tebrik ederim. çok teşekkür ederim. Ay Yıldızlı Şalım'la o kadınların bakışlarını gördüm. Yani Türk genç kızının, kadınının yurt dışında başarılı olması, ülkesini temsil etmesi çok çok özel bir şey. Sporda, sanatta ya da bilimde çok önemli. Bu yüzden ben seni tekrar kutluyorum. Sen ama küçük yaşlardan itibaren kendi ayakları üstünde durabilecek kadar cesur ve güçlü bir kızsın. Bu nasıl oluştu sende? Ailen mi sana o gücü verdi? Çok ailene düşkün olduğunu biliyorum. Çok sevdiğini biliyorum. O gücü sana ailen mi verdi? Seni çok severek, senin fikirlerine saygı göstererek. Kesinlikle ailemden aldım. Çünkü kimse 13 yaşındaki bir çocuğunu şehir dışına yollamaz diye düşünüyorum. Beni önce göndermek istemediler. Eskişehir'den Ankara arası sonuçta var bir 3 saat. Her zaman yanınızda olamayacaklar. Bir evde 3 ev arkadaşımla kalıyorum. Hepimiz aynı yaşlardayız hemen hemen. O yaştan itibaren kendi yemeğinizi yapıyorsunuz, kendi çamaşırınızı yıkıyorsunuz. Okula kendiniz gidiyorsunuz. Bu sorumlulukları bir anda üstlenmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla 13 yaşından beri bir mücadelenin içine girmiş oluyorsunuz. Tabii ki aileniz desteklemese, yanınızda olmasa, göndermese, size güvenmese zaten göndermez. Onların bana güvenmesi, bana cesaret vermesi de aslına bakarsanız buralara gelmemde büyük payları var. Müthiş bir şey. Bir yeğenin var diyorum, Emine değil mi ismi? Kaç Evet, senin gibi 1.97 mi o da? Ona evet. deniliyorum. Nasıl o da sizin hep aile uzun mu böyle? Yani abimle bana birazcık Allah boy vermiş, ablamdan birazcık kısmış gibi. yeğenim de normal ortalama insanların boyunda. Biz birazcık anormal kalıyoruz tabii. Onun boyu 1.70, 1.72 falan. O da profesyonel olarak yüzme yaptı. Ama bir yerden sonra bırakmak istedi. Şimdi o da okulunu Eskişehir'deki okul hayatını aslında hani şehir dışından gelip de Eskişehir'de okul okumayı seven birçok öğrenciyle konuştum ben. O kendi şehrinde okuyor. Çok şanslı bence. Çok. Çok keyifli Eskişehir'de olmaktan o da. Çok zaten tamamen üniversite şehri. Yani çok çok güzel bir şehir. Gerçekten şanslısın. Tabii Türkiye'nin her yeri çok güzel. Ben 61 il dolaştım bu konferanslar için. Milli Olimpiyat Komitesi keyifli ile müthiş şeyler yaşadık ve çok keyifli. Şimdi Aydın Büyükşehir Fan Club yayında. Onlara bir el sallayıp selam yollayalım senden. Ve Merhaba. Aydın izliyor bizi Fan Club Büyükşehir Belediye'nin harikalar. Tayland'dan, Kuzey
nerede? Azerbaycan'dan bağlananlar var yayına. Kuzey Kore'den var bağlananlar. Harika, herkes izliyor. Evet. Hatta Meryem'cim Yozgat'ın köyünden çok özel bir çocuk, böyle hayranın. Kadriye seni izliyor, ağlayarak bana yazıyor. Ya. Çok seviyorum, çok seviyorum. Üniversiteye hazırlanıyor, doktor olmak istiyor. Yozgat'tan yine Nur Altunkara, Sekili köyünden bu Kadriye, Yozgat'tan Nur Altunkara. Ya o kadar çok seviniz, Tokat'tan pardon Nur Altunkara, diğeri de Sekili köyü Yozgat'ın Kadriye. Bu kadar seviliyorsunuz ve idol alınıyorsunuz. Bu çok güzel bir sorumluluk ve çok güzel bir Evet. sevgi. Bütün bu sevginin altında, bu sevgi yoğunluğunun altında karakteriniz bozulmadan nasıl kuvvetli kalabiliyorsun ve bundan sonraki hedeflerinde neler var Meryem'ciğim? Biraz konuşalım bunları. Bize anlat, neler yapacaksın daha güzel güzel. Yani voleybol sayesinde her yaştan insana dokunabilmek bence çok güzel, ulaşabilmek çok güzel. Gençlere rol model olabilmek çok güzel. Voleybol sayesinde birçok yerlere gelebilmelerini göstermek çok güzel. Yani böyle sevmeleri, ya ben de hiçbir şey değiştirmedi. Ben yaptığım işi en iyi şekilde yapmaya devam etmemi, daha da hırslanmamı sağlıyor aslında. Hani bir şeyleri doğru yapıyoruz ki böyle devam etmeliyim ve daha iyi yapmalıyımı düşünüyorum. Çok mutluyum tabii ki. Sokaktan geçerken birinin bana selam vermesi, işte hani bizi çok iyi temsil ettiniz demesi beni çok mutlu ediyor. Şimdi spor akademisiyle de alakalı ailelerle hani telefonda konuştuğum zaman da onların gurur duyması ve hani böyle bir şeyin başlangıcının olmasından çok mutlular. Bunları görmek, duymak da çok güzel. Hedeflerimiz, yani benim voleyboldaki hedefim olimpiyatlara gitmekti açıkçası. Çünkü en büyük hedefim oydu. Ama şu anki hedefimiz tabii ki orada kürsüye çıkabilmek kesinlikle. Hani oraya kadar gitmişken yapabiliyorsak tabii ki biz elimizden geleni yine sonuna kadar yapacağız ama kürsüye neden çıkmayalım? Yani onun hayali var tabii ki. Kulüp olarak da Aydın Büyükşehir Belediyesi zaten başkanımızın hedefleri her zaman yüksek. Hem spor kulübü hem şehri için hem ülkemiz için hep yüksek zaten. Zaten öyle hırslı ve istekli çalışan bir kadının kulübünde oynamak ve sizi daha da çok hırslandırıyor. Yapabileceklerinizin en üstünü yapmaya çalışıyorsunuz. Bu sene Avrupa'ya kalmak istiyoruz Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak. Biliyorsunuz geçen, yani bu sezonu kapatmak zorunda kaldık, evet. Playoff'lar oynayamadan. Belki playoff'lara kalacaktık ama bu şansı kaçırmış olduk. Üzüldük tabii ki çok ama sağlık olsun. Yani başkanımız da, yine menajerimiz de, Alper abi de sağlık olsun kızlar. Yani yapabilecek hiçbir şey yok böyle bir şeyde. Evet. Bu sene tabii ki üzüldük yani. Ama inşallah bu yarım kalan görevimizi seneye tamamlayacağız. Meryem'ciğim, bir kere uzun yıllardır bir takım olarak olimpiyatlara katılma hakkı elde edemedik. Voleybolda kızlarımızın buna elde büyük bir onur verdi. Olimpiyat bütün sporcuların olimpiyatlara katılmak ne kadar özel bir duygu. Bunu sağladınız ve o tadına doyulmaz maçlar. Polonya maçından biraz bahsettiğini. O sette nasıl o kadar ayakta kalıp 36 sayıyı aldın ve MVP'si? O duyguyu bana anlatır mısın? Yani tabii ki görevini yaptı ama sen yıldız, mavi şimşek olarak uçtun havalarda ve hiç pes etmedin. Hep ben suratının ifadesine baktım. Kenara girerken o kadar kararlıydın ki. Nasıl bir motivasyon oldu? Nasıl açtın orada? Ne düşündün yani? Ne ya, yani ben maçın en başından isterseniz başlayayım. Ta odadan soyunma odasına kadar anlatayım. Bizim Eda'lar için bir yaptığımız şey vardır. İşte maçtan önce makyajımızı yaparız, müziğimizi dinleriz, birbirimizi motive ederiz. İşte taktiklerin üstünden geçeriz. Sonra hadi alıyor muyuz bu maçı? Alıyoruz falan. Böyle birbirimizi gaza getiririz, odadan çıkarız. Sonra soyunma odasına geliriz. İşte herkes yine bakar kağıdına, müzik dinlenir. Sonra antrenör gelir, motive eder.
Biz o kadar inanarak çıktık ki maça. Yani kaybetmeyi hiç kimsenin aklının ucundan bile geçmedi bence. Ben sadece o setlerde sakin kalabilmeyi becerdiğim için Naz da sağ olsun bana atmaya devam etti. Sakin kalabilmek çok önemli bence öyle durumlarda. Çünkü zaten karşı taraf da stresli. Eğer siz de stres yaparsanız bu sefer yani sayıya pek ulaşamazsınız. Ben rahat olmayı seçtim ve eğlenmeyi seçtim her zamanki gibi. Çünkü eğlenerek oynadığım zaman performansın daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Benim için çok keyifliydi ama izleyenler için çok stresliymiş. Maçtan çıktıktan sonra annemden fırça yedim. O smaç vurduktan sonra dans edeceğine bir sonraki topta bize niye sancı çektiriyorsun? Topa daha iyi vursana falan diye bir fırça yedim. Evde kalp krizleri geçirmeler. Hani masanın altına mı artık girdiler, koltuğun tepesine mi çıktılar bilmiyorum. Yani tüm Türkiye tabii çok stres olmuş ama ben gayet keyif alarak oynadım. Çok da keyifliydim. Yani çok tatlı, yani bilmiyorum çok tatlı bir maçtı benim için. Herkesin yani beynine kazınan Meryem, o kadar özel bir maç tutulması mümkün değil. Annene binlerce defa hak veriyorum. Onu kucaklıyorum. Yani böyle çıldırdık. Çok dışarıdan seyretmek çok daha zor. Ben de Alper abinin ilk defa hepimizin üstüne atladığını hatırlıyorum. Yani o hiç tepki vermez biliyorsun. Daha soğukkanlıdır. Böyle şaşırdım o şeylerde onun o tepkiyi vermesine. Şimdi bu krizi iyi yönetmek gibi diye algılıyorum bunu. Sen de soğukkanlı davranarak orada bir takımına da güç verdin. Tabii ki Naz'ın tecrübesi. Evet. Alınan manşetler, Simge'nin ya da Eda Erdem muhteşem, o da kaptan olarak. Bütün kesinlikle, kesinlikle. Takım oyunu zaten bu. Bir kere siz bu genç kadroyla bu büyük başarıları Enes mucize gibi. Gerçekten çok güzel, gurur verici. Çünkü takım tamamen değişti, gelişti ve böyle bir başarı. Çok kutluyoruz sizi yürekten. Gerçekten büyük bir başarı. Olimpiyatlara da katılacaksınız. Daha ışığlarda elde edeceksiniz. Ben çok eminim bu konuda. Yüreğim çok rahat. Çünkü çok sevgi dolu bir takım oldunuz. Tabii ki Guidetti'yi ve tüm Akif Başkanı, hiç herkes birbiriyle güzel aile. Nasıl Aydın'da çok güzel bir ailesiniz. Orada da milli takımda da öyle ve demeç verirken o güzel akıcı İngilizceyle demeç veren kaptanımız, hepiniz çok iyi temsil ettiniz. Şimdi benim sana sormak istediğim şu. Voleybol hayatın devam edecek. Belli bir süre sonra bitecek. Mecburen bitecek. En geç çok yıllar sonra bitsin tabii ki. Sen sağlıklı besleniyorsun çünkü. Kahve seviyorsun, çay sevmiyorsun, onu biliyorum. Nereden biliyorsunuz? Merak etme. Hangisini seviyorsun bilmiyorum. Kapıcı mı, kafe latte mi, Amerikan mı? Ne seviyorsun? Türk kahvesi severim ben mesela. Sen ne seviyorsun bilmiyorum. Ama bittikten sonra Meryem'cim, hedeflerin ne? Şimdi bir akademi kuruyorsun değil mi? Meryem Naz Akademi mi? Ne kadar güzel bir çalışma bu. Çok iyi düşünmüşsün. Ne buradaki hedefin? Neler yapacaksın? Çünkü çocuk sevdiğini biliyorum. Çocuk sevmemek mümkün değil. İnsanı sevmezsek zaten bu işleri yapamayız. Bana biraz bu projenden bahseder misin? Çok ilgimi çekti. Çok da kutluyorum seni bu konuda. Teşekkür ederim. Buna geçmeden önce Alper abinin adı geçmişti. Yani sevinmişti falan, üstünüze atlamıştı demiştiniz. Evet. Alper abi de genelde soğukkanlıdır. Maçta da soğukkanlılığını hep korur ve düşünür yani. Hani biz hata yapmaya devam ettiğimizde arka arkaya, hani kızmak yerine daha düşünür. Hemen böyle bir taktik değişikliği yapar. O da bence sakin kalabildiği için. Eğer Alper abi gerçekten kızıyorsa gerçekten orada bizim yanlış yaptığımız bir şey vardı. Çünkü Alper abi öyle kolay kolay kızarken göremezsiniz. Ha, bu arada son zamanlarda Alper abi de çok güzel seviniyor. Bunu da eklemeden geçmeyelim. Evet, hakkını yemeyelim. Kahve konusunda Türk kahvesini zaten çok seviyorum. Ama onun dışında sade kahveler, sade içiyorum yani. Sütlü tercih etmiyorum. Espresso, americano hepsini içiyorum ama sade içmeyi seviyorum. Voleybolu yaklaşık, yani sağlığım el verdiği sürece bir 5-6 yıl daha aynı performansla oynamayı düşünüyorum.
spor akademisine gelince yani bu yıl karar verilen bir şey değil aslında. 4-5 yıldır düşünülen ve planlanılan bir şey. Ama artık hani vaktinin geldiğini ve yavaş yavaş başlanılması gerektiğini düşündük. Ben ve ekibim. Daha çok kız çocuklarına biz değinmek istiyoruz. Ve sosyal projelerimiz de var. Gayet çok güzel bir ekipten zamanında voleybol oynamış. Bazı sakatlıklarından dolayı voleybolu bırakmak zorunda kalmış ekibimiz var. Voleybolun içinden gelen bilinçli bir ekibimiz var. Ben bu akademiyi kurarken şöyle düşündük. Biz Yıldız ve genç takımda oynarken neler eksikti? Bunlar olsaydı çok daha iyi olurdu. Bunları düşünerek yola çıktık. Ve aslında profesyonel hayatı amatör hayattan başlatmak istedik. Beslenme uzmanından fizyoterapistine, kondisyonerine, antrenörüne hepsini voleybol oynayıp bırakmış arkadaşlarımızla destekledik. Ve hepsi de çok tecrübeli. Ha evet, voleybol oynamayı iyi biliyor olabiliriz. Tabii ki bizim de eksiklerimiz başta olacaktır. Ama en azından voleybolun içinden geldiğimiz için güzel bir proje olacak. Ve şöyle düşündük. Evet, çocuklarımızı voleybola ya da başka bir branşa yönlendiriyoruz. Ama bunu çocuk mu istiyor, aile mi istiyor? O da çok önemli. Hani Meryem Boz Spor Akademisi açılıyormuş, ha voleybola başla demek değil de çocuğun, ya ben Meryem Boz Spor Akademisi'ne başlamak istiyorum anne, voleybol oynamak istiyorum ya da baba demesi çok önemli bizim için. Bir de ailelerde şunlar oluyor. Ben genç yaşımda da çok gördüm bunu. Hani arkadaşın ilk altı oynuyor. Arkadaşın voleybolcu oldu. Hadi sen de oyna artık. Hani çocuklara böyle baskılar var. Şöyle ki her spora başlayan çocuğun sporcu olamayacağını, aslında sporu basamak olarak kullanabileceğini, bunu da psikoloğumuzla desteklemek istiyoruz ve ailelerden başlamak istiyoruz. Aslında voleybolu belki de üniversite kazandığında burs olarak, o okul burs alarak ailesine yardımcı olacak. Yani onu basamak olarak kullanacak. Bunlar da çok önemli. Elimizden geldiğince bunları altyapıdan itibaren desteklemeye, öğretmeye çalışacağız. Harika bir fikir bu. Meryemciğim, orada beni en etkileyen duygu, onları anlayabileceksiniz. Siz o yollardan geçtiniz, acılar yaşadınız, sakatlar yaşadınız ya da o duyguları yaşadınız. Bence en önemlisi o. Çok da güzel bilimsel bir kadro bu. Hem sakatlıkla voleybolu bırakan ya da tecrübeli, daha önce voleybolla ilgilenmiş arkadaşlarınla, ekibinle onları anlıyor olabilmen, velinin duygularıyla yapabiliyor. Müthiş bir şey. Çok kutluyorum seni. Ben de takipçin olacağım. Ne yapabilirsem katkı. Teşekkür ederim. Gerçekten seve seve, hiçbir beklentisiz güzel bir şey yapıyorsun çünkü. Çocuklar çok öyle. Yetiştirirken onları doğru insanların dokunması çok önemli. Çünkü duyguları açısından. Şu anda mesela Kayseri Spor Futbol Takımı'nın başkanı bir kadın. Berna Gözbaşı. Mesela benim Kayseri'yle hiç alakam olmamasına rağmen beni aradılar ve altyapı size emanet dediler. Çünkü çok güzel çocuklar yetiştiriyor. Bu benim için çok önemli. Futbolda hiç alakam olmayan bir branş olmasına rağmen peki dedim. Çünkü oradaki çocuk da çocuk. Sen kızlarla ilgilen çok güzel, harika. Seni kutluyorum ve her zaman varım destek olmaya. Şimdi bana gelen Polonya Teşekkür Meksika'dan, ederiz. sana böyle Polonya'dan, Meksika'dan selamlar geliyor. Sonra gelen yorumları gördüm. Olsunlar. Seni örnek alıyoruz. Gururumuzsun. Aydın'ın gururu. Jübileni Aydın'da yap. Eskişehir seninle gurur duyuyor. İdolümüzsün. Yani böyle şeyler geliyor. Ne kadar önemli, ne kadar güzel bir gurur bu Meryem. Yani sen bence 6 yıl falan değil, daha fazla yıl düşün, hedefle. Çünkü iyi besleniyorsun, düzgün yaşıyorsun, ailenle olan sevgi bağın güçlü. Bunlar çok önemli ve biz seni uzun yıllar seyredelim lütfen. Şimdi senden diyorlar ki unutamadığı bir anısını anlatsın bize lütfen, voleybolla ilgili. Varsa böyle bir anın lütfen paylaşır mısın bizimle? Şu an öyle söyleyince aklıma bir şey geldi, böyle ufak bir anı, ama daha önce bunu hiç anlatmadım. Duymadılar bence. Ben ilk A takımına çıktığım zaman, ilk profesyonel hayatımda 15-16 yaşındaydım sanırım.
Takımımızda 29 yaşında, 30 yaşında ya da daha fazla ablalarımız ve yabancı oyuncularımız vardı. Hepsine saygı duyuyoruz, bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Takımımızın en büyüğü, hatta kaptanı Fulya abla vardı, orta oyuncuydu. Ve çok iyi bir oyuncuydu. Acayip her işte hızlıydı, oyunda, dışarıdaki hayatında. Bir gün işte otobüsle yolculuk yapıyoruz. Başka da Ankara dışında İstanbul'a gidiyorduk sanırım. Dedi ki, hadi Meryem yap bir kahve içelim dedi. O zaman ben 15 yaşındayım. 29 yaşında bir abla dedi ki bana kahve yap içelim. Böyle tamam abla falan, hani benimle sohbet edecek, konuşacak falan. Sonra kahveyi yaptım ben. O dönemde de İller Bankası beyaz eşofman kullanıyordu. Beyaz sweatlerimiz vardı. Kahveyi yaptım ben. Verirken üstüne baştan aşağı döktüm. Dedim ki eyvah, eyvahlar olsun. Dedim ki Fulya abla artık ne yapacak ki bana falan diye düşünüyorum. Ondan sonra hemen çıkardım üstündeki beyaz eşofman üstünü, verdim. Dedim ki ablacığım sen bunu al. Hani ben fırçamı yemeye hazırım zaten. Hani fırçalasın istediği kadar ama hazırım yani. Dedim ki acaba ne yapacağım? Toplarımı taşıyacağım, sularımı taşıyacağım, bana ne acaba şey yapacak, ceza verecek falan. Çıkardım verdim böyle sivitimi. Sonra dedim ki Meryemciğim hiç önemli değil, olabilir böyle şeyler falan dedi. Sonra dedim ki al ablacığım benim kahvemi sen iç. Sana minnettarım. Ben o kadar kırmışım ki. Hani hep şey olur ya, yaş farkı olur. Eskiden hani ablalar hani kızlar falan filan. Mesela o yönden de çok şanslıydım. Mesela o da bana çok büyük hayat dersi olmuştu. Yani hakikaten yaşın kaç olursa olsun her yaşta mutlaka bir şeyler öğreniyorsun. Mesela o anki davranışı beni o kadar çok mutlu etti ki belki karakterime çok güzel bir dokunuş yaptı. Onu da hep böyle ara sıra hatırlarım ve hoşuma gider yani. Çok teşekkür ederim. Böyle hiç anlatmadığım bir anında da biz şahitlik etmiş olduk. Bu çok önemli. Gelişme döneminde karşınızdaki insanın tavrı, tarzı sizin karakterinizi oluşturuyor. Bu çok güzel bir şey. Peki örnek aldın geçmişten günümüze, örnek aldın. Onun gibi olmak istiyorum. Dediğim biri oldu mu hayatında? Ya da o derin kırılma noktalarında senin elinden tutup da çeken yukarı birisi oldu mu? Bunu öğrenmek istiyorum. Yani şöyle ki işte bizim altyapımız hep Yücel abi ve Atilla abi olduğu için o dönemde biz yine A takım seviyesinde antrenmanlar yapıyorduk. Hep çift antrenman yapıyorduk. Üç yapıyorduk bazen. Sürekli hem onlardan hem takım arkadaşlarımdan sonraki kademede atıyorum Polonya'ya gittim. Oradaki takım arkadaşlarım, oradaki antrenörüm, sonra milli takımdaki antrenörüm, takım arkadaşlarım. Yani hala bir şeyler almaya ve öğrenmeye devam ediyorum aslında. Çünkü voleybolun ucu bucağı yok. Ufacık bir şey öğreniyorsunuz, belki size çok büyük bir şey katıyor. O yüzden hala bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum yani. Her sene zaten farklı kişilerle çalışıyorsunuz, farklı antrenörlerle çalışıyorsunuz. Ve ufacık bir şey de olsa öğrendiğim zaman çok mutlu oluyorum. Ve onu uyguluyorum. Yeni bir şey uyguluyorum. Aslında voleybolla ilgili yeni bir şey keşfetmiş oluyorum. Çok keyifli oluyor. Ve ben ilk işte A takımına çıktığım zaman, o zaman Gamama vardı Fenerbahçe'de. Evet. Mesela onun hırsını çok beğeniyordum. Yani acayip hırsı ve fiziksel kapasitesi acayip yüksek. 2.04'tü onun boyu. Evet. Onu izlemek büyük keyif veriyordu yani mesela o dönemde. Hırslandığı zaman ağlıyordu. O zaman antrenörleri birazcık sertti onların. Milli takımda da, Rus milli takımının antrenörü de biraz sertti. Sürekli kızdığı için, bağırdığı için o da hırsından ağlıyordu ama çıkıp oynamaya devam ediyordu. Mesela o beni etkilemişti. Oradan da bir parça aldım ben kendime. Yani böyle aslında bir şeyler alıyorum hep. Almaya da devam ediyorum. Hoşuma da gidiyor. Demek ki öğrenmeye açıksın ve seviyorsun. Mütevaziliğinden kaynaklanan bir şey yok. Bu bir de çok cömert ve güzel yürekli olduğunu duyuyorum herkesten. İnsan her zaman dediğim gibi görüntüsüyle iç dünyası arasında bir fark olabiliyor.
Önemli olan keyif alabilmek, krizi yönetebilmek. Sen bu pandemi döneminde ben hep taç dedim. O bir gramlık mikroba teşekkür ettim. Dedim ki hayatımızda unuttuğumuz birçok şeyi hatırlattın bize. Sen bu dönemde ne düşündün? Korktun mu? Üzüldün mü? Nasıl etkiledi senin hayatında ve değiştirdiğin, sıralamada değiştirdiğin önceliklerin oldu mu pandemi dönemiyle birlikte? Yani benim hep zaten önceliğim birinci sırada ailemdir her zaman. Sıralamada değişiklik çok olmadı. Tabii ki hani onlarla ilgili bir sıkıntı olsa üzülürüm tabii ki. Onlar için korktum ve korkmaya da devam ederim her zaman. Onun dışında evde kalıp işte aslında dışarıda yürümek bile ne kadar büyük bir nimetmiş. Bunu öğrenmiş olduk hem ülkece hem de şunu da gördük aslında ülkenin bir olduğunu ve hep beraber savaşmaya çalıştığımızı ve sağlık çalışanlarının çok büyük emeği var, hala var. Onlar için hala dikkat etmemiz lazım. Sokağa çıkma yasağı kalktı, evet, ama hani virüs bitmedi ki arkadaşlar. Yani maske takmaya dikkat edelim. Çünkü hani bazen caddede görüyorum hani insanlar maskesiz geziyor ya da sosyal mesafeye dikkat etmiyor. Sadece sokağa çıkma yasağı kalktı. Evet. Virüs geçmedi, bitmedi yani. Buna dikkat edelim kesinlikle. Çünkü bir sürü çaba, emek var. Onları çöpe atmayalım yani. Onun dışında ailemle uzun süre vakit geçiremiyordum milli takımlardan dolayı. Yaklaşık 20 yıldır ilk defa bu kadar evde oturdum ben. Ben hiç üst üste bir hafta tatil yapmadım mesela. Şimdi bu da tatilden sayılmaz aslında. Hep evin içindeydik ama evde çalışmaya devam ettik. Ama ailemle daha fazla vakit geçirebilme fırsatı buldum. Ve bazı şeylerin tabii ki değerini anlıyorsunuz. Hani aslında her şeyin gelip geçici olduğunu, sizin dediğiniz gibi o bir gramlık, 1,5 gramlık virüsün bir anda her şeyi alıp gidebildiğini görünce tabii daha farklı bakmaya başlıyoruz. Dediğim gibi voleybolda bir kez daha anladım sevdiğimi. Şimdi mesela rahatça gezebilmek beni keyiflendiriyor. Evet. Harika. Şöyle o büyük Atatürk baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiş ya, beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Bakın yüzyıllardır neler söylemiş ve hepsi gerçekleşiyor. Ne şanslıyız ki bir Atatürk kızlarıyız ve bu cumhuriyette bu bayrağın altındayız. Çok güzel yönettiler bu süreci hekimlerimiz, çok fedakarca ve ben onlara kahramanlarımız dedim Meryem'ciğim. Siz bizim kesinlikle kahramanlarımız. Türk kızları, voleybolcularımız, sporcularımız bizi dünyada temsil eden ve hekimlerimiz de kahramanlarımız, canlarını feda ettiler bize. Bu arada senin Meryem'cim fan club yayında ve onlara da el sallıyorum. Teşekkür ediyorum katıldıkları için. Ben de teşekkür ediyorum. Her zaman destekliyorlar, takip ediyorlar. Evet, evet. Ben fazla vakit ayıramasam da sağ olsunlar, bıkmadan, usanmadan. Harika. Takip ediyorlar, destekliyorlar. Çok teşekkür ederim. Onlara tabii da minnettarım. Tabii ki seni ve senin gibi kızlarımızı sarıp sarmalayıp başımızda, omuzumuzda taşımamız lazım. Tabii takip edeceğiz. Bu arada hayvanlarla ilgin nasıl? Var mı beslediğin kedin, köpeğin ya da nasıl ilgin, sevgin var mı? Doğaya ve hayvana karşı duyguların nasıl? Yani benim bir köpeğim var, Çov Çov. Çok tatlı, evet. Yani elimden geldiğince aslında sokak hayvanlarına da yardımcı olmaya çalışıyorum. Sonuçta hani onların dili yok diye onlara şey yapamayız, kötü davranamayız. Hani farklı bir şey gördüğümde de müdahale etmeye çalışıyorum. Elimden geldiğinde destek olmaya çalışıyorum. Yani destek illa bir şeyler alıp vermek değil, ufacık sevmek bile bence onları duygusal olarak çok etkiliyordur mutlaka. Elimizden geldiğimizce etrafımız, çevremiz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Benim köpüşüm de ben hep milli takımda olduğum için birazcık annemle ablama düşüyor bu görev. Gezdirme işleri, bakım işleri. Sağ olsunlar, onlar da sabırla, severek yapıyorlar, destekliyorlar beni. Eskişehir'de çok duyarlı bu şeye. Sokak hayvanlarına mesela. Aydın'da da ben
Aydın'ın barınakları hakkında kötü şey yazanlar olmuş galiba. Ama ben hani gittim baktım gayet temiz. Hatta şaşırdım da yani. Çünkü Özlem Çerçoğlu da gerçekten dikkat ediyor. Belki oradan da benim sevgim birazcık ona artmış olabilir. Onun da bu konuda hassas olması. Harika. Harika. Çocuğa da sevgiler çünkü başka bir terapi o. Gerçekten insana dost. Benim de kedim var, zeytinim var. Müthiş bir terapi. Çok güzel hayvanları, bitkileri, doğayı korumak lazım. İşte böyle bir gramlık bir mikrop bize onların da kıymetini gösterdi. Mesela bu pandemi Evet. döneminde Doğan'la, Guidetti ile ve Alper abimle konuştuğumuzda mesela doğacık oldu ya, daha minnacık, maçlarınıza geldi mi bilmiyorum doğa. Ne güzel Evet çocuklarına evet kavuştular. geldi. Çocuklarına kavuştular, onları sevme imkanı buldular. O yoğun tempodan buna döndü. Ama yine de insan özlüyor. Bir an önce başlasın istiyoruz. Seni seyretmek istiyoruz. Bütün kızlarımızı izlemek istiyoruz. Bu süreçte iyi yönetildi ve geçecek inşallah. Ben sana çok çok teşekkür ediyorum. Yani bu kadar duyarlısın, her şeye duyarlısın ve çok güzelsin bu arada. Harika bir Ya duruşun. çok teşekkürler. Yani lütfen uzun yıllar devam et voleybola. Ünsbet ailemiz adına, spor kulübümüz adına, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Spor Bilimleri adına, herkes adına sana minnettarım. Teşekkür ediyorum katıldığın için yayınımıza. Gençlere, şimdi ben şey merak ettiğim bir şey var. Senin oynamaktan keyif aldığın, bak bunu unuttum sormayı. Oynamaktan keyif aldığın ve mutlaka takımda beraber oynayayım dediğin bir sporcu var mı? Voleybolcu, şu ana kadar oynamadığın ya da oynadığın, hep oynayayım bununla dediğin. Ben Eda'yı karakter olarak ve kaptan olarak çok beğenirim gerçekten. Hep çok iyi ablalık da yapar. Onunla mutlaka oynayın derim. Galatasaray'da beraber oynadığım Kirsty Jackson var. Çok yakın arkadaşım o da benim. Onunla da oynamalılar. Hem insanlık hem sporcu karakteri inanılmaz iyi. Yani Harika. onları şu an size tavsiye edebilirim, evet. Ya Eda tabii ile ki oynadığım bütün arkadaşlarımın hani karakteri çok iyi. Çok ama şu an hani onlar benim hani kalbime de dokunmuşlar ki hani ilk aklıma gelenlerden aslına anladım. bakarsanız. Anladım. Eda'nın kuzeni İrem Erdem ve bütün kuzenleri benim sporcularım, evlatlarım. Muharrem, Muzaffer ve Eda, İrem Erdem sporcularım. O yüzden aile çok yakın tanıyorum. Çok özel bir aile. Eda Kaptan'a da selamlar, sevgiler. Bu arada bir şey geldi. Meryemciğim, Aydınlılar şampiyonluk istiyormuş. Sana Ben de bildiriyorum istiyorum. ekrandan. Ben Ben de. Ben de. mutlaka Aydın'a maçınızı izlemeye geleceğim. Söz veriyorum Bence sana. gelmelisiniz. Böyle bir Geleceğim. atmosfer yapabiliriz yani Geleceğim. kesinlikle. Geleceğim. Çok teşekkür ediyorum. Minnettarım. Kulübümüze de seni davet ediyoruz. Kahvelerini biz pişireceğiz. Üniversiteye Ya de ben aynı. pişireyim size. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Siz evlatlarımızsınız bizim, gurur duyduğumuz. İyi ki varsınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılar adına çok keyif aldım ben. Bitmesini istemiyorum ama zamansızdı biliyorsun. Kesilecek. Suratına da kesilsin istemiyorum yayının. Gençlere söylemek istediğin ne var? Artık son sözü sen söyle. Ben teşekkürümü ediyorum. Seni sevgiyle kucaklıyorum. Bütün sevgilerimi yolluyorum, öpücüklerimi yolluyorum. Son olarak gençlere, seni takip edenlere, voleybol oynayan ya da oynamayan kişilere ne tavsiye edersin, neler söylersin? Seninle kapatalım. Semra Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Güzel sohbetiniz için. Sizi tanıdığıma çok mutlu oldum gerçekten. Alper abimin anlattığı kadar varsınız. Çok sıcakkanlısınız, çok naifsiniz. Çok teşekkür ediyorum sohbet için. Gençlere şunu söyleyebilirim. Denemekten asla vazgeçmesinler. Birinci denemede olmayabilir, onuncu denemede olmayabilir ama yüzüncü denemede mutlaka oluyor. Çünkü bunu ben kendim de biliyorum. Yapamadığım bir şey varsa bunu olana kadar tekrar ediyorum ve asla vazgeçmiyorum. Sonunda mutlaka oluyor. Hedeflerini yüksek tutsunlar ve asla vazgeçmesinler. Ama saygılı bir şekilde insanları severek bunu yapmaya çalışsınlar. Tüm ailene, çocuğa çok sevgiler. Seni seviyoruz, dualarımız, yüreğimiz seninle ve gurur duyuyoruz. Tekrar öpüyorum, hoşça kal. Çok Çok teşekkür teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağ olun.